Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında Gazze'deki soykırıma değindi. Yıldırım, Türkiye'nin sınırı cilve gözünden değil Kudüs'ten başlar. Bu savaş, Haç'la Hilal'in savaşı. Görünüşe bakılırsa Arap'la Yahudi'nin savaşı ama Akdeniz'de dünyanın en büyük savaş gemisi bekliyor. Bu savaşın nihai hedefi Türkiye'dir ifadelerini kullandı. Hani deniyor ya, ya bu savaş Araplarla Yahudilerin savaşı bizi çok ilgilendirmez. Hayır, bu savaş Haç ile Hilal'in savaşı. Dikkat edin, Yahudilerle Araplar, Müslümanlar savaşıyor ama denizde dünyanın en büyük uçak gemileri bekliyor. Amerikalıların uçak gemisi orada, İngilizlerin uçak gemisi orada. Haçlılar orada. 1400 yıl evvel başlayan savaş devam ediyor. Bu savaşın sonunda nihai hedef Türkiye'dir. Bu bizi an itibariyle ilgilendirmeyebilir ama hepinizin çoluğu, çocuğu, evladını ilgilendirecektir. Yarın Filistin'e yapılanlar Türkiye'ye de yapılma ihtimali çok büyüktür. Onun için Türkiye'nin sınırları Kudüs'ten başlamalıdır. Cilve gözünden değil. Cilve gözünden sınır başlatırsanız Ankara'yı koruyamazsınız. Türkiye'yi korumanız için Kudüs'ten başlamanız ve bugün Kudüs'te yapılanlara, Gazze'de yapılanlara dur dememiz lazım. Maalesef bugüne kadar ciddi şekilde biz sahip çıkamadık. Bu bizim ayıbımızdır. Yani Yahudi Yahudiliğini, Hristiyan Hristiyanlığını, tabiri caizse gavur gavurluğunu yapıyor ama Müslüman Müslümanlığını maalesef bugüne kadar yapmadı. İnşallah bundan sonra yapar. Temennimiz yapmasıdır. Bugün an itibariyle kim ne derse desin, Filistin meselesini iç çekişme haline getirip iç siyasete malzeme yapmak Filistin davasına yanlış bir bakış açısı olur. Filistin davasına destek olmadan uzak bir siyasi anlayış olur.